Biz, hiçbirimiz ölümü istemeyiz. Ebu Ali İbn-i Seken Hazretleri hadis hafızıdır. 294'te, miladi 907. Bağdat'ta doğdu. Maveraünnehir, Basra, Şam, Harran ve Nişabur'da tahsil gördü ve Mısır'a yerleşti. Bilgevi, Tahavi gibi muhaddislerden hadis dinledi. 353'te, miladi 964. Mısır'da vefat etti. Şöyle rivayet eder. Zeyd bin Eslem, radıyallahu an, bildirdi. Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Abaz bin Abdülmuttalib'in, radıyallahu an, Medine'de, Mescid-i Nebevi'nin yanında bir evi vardı. Hazreti Ömer, Abasa, radıyallahu anhüma, hitaben, bu evi bana sat dedi. Evi mescide katarak, mescidin biraz daha büyümesini istiyordu. Abaz bin Abdülmuttalib, radıyallahu an, evi Hazreti Ömer'e satmadı. Ömer, radıyallahu an, bu sefer ona, hiç olmazsa onu bana hibe et dedi. Hazreti Abaz yine kabul etmeyince, bu sefer Hazreti Ömer, o halde evini mescide ilave edip, sen genişlet dedi. Hazreti Abaz bu teklifi de kabul etmedi. Bu sefer Hazreti Ömer, bu tekliflerimden birini yapmaya mecbursun, dedi. Hazreti Abbas hiçbir teklifi kabul etmedi. Hazreti Ömer, o halde bu meseleyi halletmek için kendimize bir hakem seçelim, dedi. Hakem olarak Übey bin Ka'b'yi, radıyallahu an, seçtiler. Meseleyi ona anlattılar. Übey, radıyallahu an, Hazreti Ömer'e, Abbas'ın rızası olmadan, onu evinden çıkaramazsın, dedi. Ömer, radıyallahu an, verdiğin bu hükmü Allah'ın kitabına mı, yoksa Resulullah'ın sünnetine mi uygun veriyorsun? Dedi. Übey, Resulullah'ın sünnetine uygun olarak dedi. Ömer, radıyallahu an, nedir o sünnet dedi. Hazreti Übey, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Hazreti Davud'un oğlu Süleyman aleyhisselam, Beytül Makdis'i inşa ederken, ördüğü duvarlar daha bitmeden yıkılıyordu. Allahü Teala kendisine, rızası olmayan kimsenin arazisinde, bina inşa edilmemesini vahyetti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, davayı bıraktı. Hazreti Abbas da evini mescidi, Nebevi'nin genişletilmesi için verdi. Resulullah Efendimiz, kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse, Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı istemezse, Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez, buyurunca Ayşe, radıyallahu anha, biz hiçbirimiz ölümü istemeyiz, dedi. Bunun üzerine Resulullah, bu o değildir. Lakin mümin, Allahü Teala'nın rahmeti, rızası ve cenneti ile müjdelenince, Allahü Teala'ya kavuşmak ister. Allahü Teala da ona kavuşmak ister. Kafir ise, Allahü Teala'nın azabı ve gazabı ile korkutulunca, Allahü Teala'ya kavuşmak istemez. Allahü Teala da ona kavuşmak istemez, buyurdu. 2 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.